Bebeğe kardeşim günaydın. Günaydın abi. İttir gitime binmek ister misin? Ben senin kadar iyi binemiyorum ama. Olabilir bebe, üzülme. Ben de senin kadar iyi şarkı söyleyemiyorum. Ya öyle mi düşünüyorsun? Evet. Yani ben de şarkı söylüyorum ama sen çok güzel söylüyorsun. Ben de ittir gite binebiliyorum ama sen çok daha iyi biniyorsun. Yarışıyorsun. Aferin size. Aa şu. Her birimizin en iyi yaptığı şey farklı farklıdır değil mi? Evet canım, kesinlikle. Birimiz daha iyi şarkı söyleyip, birimiz çok iyi misket oynayabilir. Bir diğerimiz çok iyi halk oyunu oynayıp, bir başkamız çok iyi ittir gite binebilir. Evet Pepeciğim, aynen öyle. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Evet bebeğim, farklılıklarımız bizi biz yapan şeylerdir. Ay annem nerede kaldı? Okula geç kalacağım. Anne! Hazırım, geldim canım. Hadi bakalım. Güle güle abi. Hoşça kal bebeğim, akşama görüşürüz. Tabii abi. Nenen içeride canım. Tamam anne. Bugün yeni başka arkadaşlar gelir mi sence anne? Tabii canım, gelebilir. Öğretmenin 7 kişi olacağınızı söylemişti. Aa evet. Şimdi biz Zeze, ben, Bibi 3 kişiyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'den 3 tanesini çıkarırsak 1, 2, 3, 4. Uuu, daha 4 tane arkadaş gelecek. Merhaba, hoş geldin Pepe. Merhaba öğretmenim. Güle güle anne. Görüşürüz canım. Ben geç kalmadan seni almaya geleceğim, tamam mı? Tamam anne. Hoşça kalın. Güle güle. Gel Pepeciğim. Sen basketbol oynamayı biliyor musun tatlım? Aa, bir kez dedenle oynamıştım ama. Bu topu şuradaki potadan geçirmeye çalışacaksın. Al bakalım, bir dene. Aa, tamam. Bir daha dene tatlım. Atamadım yine. Hoş geldin Keke. Gel canım. Merhaba öğretmenim. Gel bak, seni sınıf arkadaşınla tanıştıracağım Keke. Keke, bu Pepe. Pepeciğim, bu da Keke. Merhaba Keke. Merhaba Pepe. Sen mi attın deminki topu? Evet. Bir daha atsana. Ben basketbolu çok seviyorum. Çok da güzel atıyorsun Keke. Teşekkür ederim. Sen de atabilirsin aslında. Ben pek atamadım. Önceden ben de atamıyordum. Babam bahçemize bu potadan koydu. Pota ne? Bu topu içinden geçirmeye çalıştığımız şeyin adı potadır Pepeciğim. Aa, sizin bahçede pota mı var yani? Evet. Hı? Biz babamla basketbol oynamayı çok seviyoruz Pepe. Bir gün gelirsen beraber de oynayabiliriz. Aa, olur. Hadi içeri girelim çocuklar. Öğretmenim, 2 kere daha atabilir miyim? Tamam. At Pepe. Hayır, 3 kere. He? Ben de. Tamam ama 3'er kez attıktan sonra hemen içeri geliyorsunuz, tamam mı? He. Arkadaşlarınız içeride sizi bekliyor. Tamam. Yarışıyorsun. Bak şöyle tutacaksın topu. Bu elinde topun böyle yanında. Böyle alttaki elinle bileğinden iterek atacaksın ki potaya girsin. Bak böyle. Gördün mü? Böyle tutuyoruz. Bu elde yanda. Böyle bileğimizi iterek atıyoruz. Yarışıyorsun. Güzel attın hem de Pepe. Şişu, gördün mü nasıl attım basket? Evet Pepe. Ben basketbolu çok sevdim. Hadi bir tane basket şarkısı söyleyelim Şişu. Evet söyleyelim, hadi Şişu. Tamam canım, hadi. Basketbol oynamak çok eğlenceli. Topu atıp potadan hop geçirmeli. Geçiremeyince üzülmemeli. Tekrar tekrar atıp hep denemeli. Şut olmadı, şut olmadı, şut olacaktı şut. La 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 la
gitmemeli. Geçiremeyince üzülmemeli. Tekrar tekrar atıp hep denemeli. Şut olmadı, şut olmadı, şut olacaktı şut ve basket. Hadi iki kere daha atacağız. Şut ve basket. Aa, bu sefer girmedi. Sen de Pepe. Şut ve girdi. Şut ve girdi, bu sefer attım. Aa. Anne merhaba. Merhaba canım. Yarın görüşürüz Pepeciğim. Her şey yolunda mı öğretmenim? Evet, kesinlikle. Pepe bugün harika basket atmayı öğrendi. Evet anne, evde gösteririm şimdi. Aa, harika canım, tamam. Hoşça kalın öğretmenim. Hoşça kalın öğretmenim. Güle güle. Anne görmelisin, öyle güzel atabiliyorum ki basket. Aferin sana bir tanem. Bazen girmiyor ama bazen de giriyor. Aa, ne oldu canım? Bizim basket potamız yok ki. Ben nasıl size göstereceğim? Babanın eski bir potası olacaktı garajda. Onu ağaca takıp oynayabilirsin canım. Yarışıyorsun. Canım Peper geldi. Merhaba bebe. Benimle oynayacak mısın abi? Evet oynayacağım kardeşim. Gel Pepe bak, bu ağaca takıyorum potayı. Aa, pota mı? O nedir anne? Bu bir basket potası bebe. He tamam. Ben içerideyim canım. İçeri girince elini yüzünü iyice yıkamayı unutma, tamam mı? Tamam anne. Basket ne ki abiş? Basketbol bir spor bebe. Hmm. Ölü kuralları olan, aslında iki takımın birbiriyle oynadığı bir oyun. Oyuna bayılırım. Nasıl oynanıyor? Böyle topu alıp bu ağacın üstündeki yuvarlağın içinden geçirmeye çalışıyorsun. Bak böyle. Ay girmedi. Bak girdi. Al sen de at. Ha tamam. Olmadı. Olsun bebe. Ben de ilk attığımda girmemişti. Bak böyle tutuyorsun topu. Sonra da bu elini yanına koyup böyle bileğinden iterek atıyorsun. Yine olmadı. Kardeş. Attım. Al sen at. Ama çok eğlenceli. Evet, illa girmesi şart değil. Önemli olan oyun oynamak değil mi kardeşim? Evet, hadi at. Ha şuşu, bebeğe de basket şarkımızı söyleyelim. Tamam canım, hadi. Basketbol oynamak çok eğlenceli. Topu atıp potadan hop geçirmeli. Geçiremeyince üzülmemeli. Tekrar tekrar atıp hep denemeli. Şut olmadı, şut olmadı, şut olacaktı şut ve basket. La 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 la. Şut olmadı, şut olmadı, şut olacaktı şut. Al bebe, hadi at yine. Yine olmadı. Al abi. Şut ve basket. Girdi, girdi. Abiş, bak şimdi basket atacağım. Elimizde böyle tutuyoruz. Öbür elimizi de böyle yana koyup bileğimizden. Ha ha ha!
atladım. Sıra sende. Atıyorum Leli. Yakala. Tuttum. Şimdi çok yükseğe atacağım Liko. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Liko. Ha? İyi misin Liko? İyiyim Leli. Gerçekten çok yüksek fırlattın topu ha. Bir türlü yakalayamadım. Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba Leli. Hoş geldiniz oyun köyümüze. Hoş bulduk. Bence arkadaşlarımıza hoş geldiniz şarkımızı söylemenin tam zamanı. Ne dersin Leli? Harika derim. Hadi kalk o zaman Liko. Hoş geldiniz, dansınız başlasın. Çok merak ediyorum. Ya siz arkadaşlar? Siz de bugün ne oynayacağımızı merak ediyor musunuz? Evet. Ama kılavuz hala ortada yok. Galiba harıl harıl uyuyor. Hadi kılavuzu uyandırma şarkımızı hep beraber söyleyelim. Hadi. Hadi kılavuzu buraya çağıralım. Oyunumuzun ne olduğunu soralım. Arkadaşlar. Ben gördüm. Siz de kılavuzun nerede uyuduğunu görüyor musunuz? Evet, işte orada. Ha, harikasınız, doğru. Kılavuz orada. Leli ve Liko beni çağırıyorlar. Amma da uyumuşum ha. Hemen gideyim. Biri beni mi çağırdı? Yaşasın, kılavuz geldi. Kılavuz geldi. Merhaba kılavuz. Merhaba Leli, merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne oynayacağız kılavuz? Söyle ne? Hadi söyle. Dur Leli, bu ne acele? Uykudan yeni uyandım. Ah, her yerim ağrımış. Oyundan önce biraz hareket etsem hiç fena olmaz. Sana sabah spor yaptıracak. Harika bir dans biliyorum kılavuz. Oo, evet yaşa Liko. Neymiş bakalım o dans? Tabii ki en sevdiğimiz salla salla çarkala dansı. Salla, 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 çarkala. Salla, 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 çarkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, 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 çarkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, 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 çarkala. Harika, çok iyi. Vallahi şimdi tam uyandım. Yaşasın. Yaşasın. O zaman hazırsanız oyunumuz geliyor. Hazırız. Hazırız. Siz de oyuna başlamaya hazır mısınız arkadaşlar? Evet. O zaman oyun seçimi başlıyor. Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? Ne nerede yetişir oyunu? Ne nerede yetişir oyunumu? Evet. Hı? Ay nasıl bir oyun acaba? Liko, en sevdiğin meyve nedir? Elma, bir de armut, bir de kiraz. Ay ben bütün meyveleri çok seviyorum kılavuz. Harika. Leli sen söyle, en sevdiğin sebze hangisi? En sevdiğim sebze ıspanak, bir de karnabahar. Pırasayı da severim. Hepsi de nefis ve çok faydalı sebzeler. Bunların oyunla ne ilgisi var anlamadım. Sus da anlatsın Liko. Tamam tamam sustum. Şimdi labirentte karşınıza çıkacak balonlarda bazı sebzeler ve meyveler olacak. Siz de bu sebze ve meyvelerin nerede yetiştiğini bulacaksınız. Mesela dut. Dut nerede yetişir? Ağaçta mı yoksa yerde mi? Ağaçta.
O zaman ağaç resmi olan butona basacaksınız. Doğruysa yeşil, yanlışsa kırmızı yanacak. Bu arada kum saati akmaya devam edecek. Harika olmuş bu kılavuz. Evet, bayıldım. Yaşasın, ne nerede yetişir oyunu? Vay, hazırsanız hep beraber labirente gidelim. Koş koş. Biz hazırız kılavuz. Siz de hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Ay, bize yardımcı olmalısınız arkadaşlar. Beraber olursak mutlaka başarırız. Anlaştık mı? Anlaştık. Ve... Üç... İki... Bir... Başla. Saati akıyor. Koş Niko. İlk puanı senin olsun. Ben diğerini bulayım. Başarılar Leli. Sana da Niko. İşte benim panom. Bakalım neler varmış. Elma, armut, portakal. Ay, hepsine de bayılırım. Şimdi bu meyveler nerede yetişir? Ağaçta mı yoksa yerde mi? Bence hepsi ağaçta yetişir. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman ağaç düğmesine basalım. Aferin Leli. Ve aferin arkadaşlar. Doğru yoldasınız. Aha, yaşasın. Başardık arkadaşlar. Acaba Liko ne yaptı? Oo, bir karpuz, bir kavun ve... Ay, bu ne ki? Bu da çok güzel tatlısı yapılan bir sebze Liko. Ay, yardım edin arkadaşlar. Siz bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyoruz. Ne yapacağız? Kılavuz, ne olur sen yardım et, biliyorsun. Ay, ne yapsam ki? Hadi kılavuz, ne olur ne olur. Bak, kum saat ilerliyor. Siz de bir şey söyleyin arkadaşlar. Bize bu sebzenin ne olduğunu kılavuz söylesin mi? Evet, söylesin. Ay, tamam, kimse duymasın, kulağına söyleyeceğim. Çok güzel bir isim varmış. Bu sebzenin adı balkabaymış arkadaşlar. Evet, doğru, balkaba. Hadi kum saati ilerliyor. Ay, tamam tamam. Bakalım karpuz ağaçta mı yetişir? Hayır. Bence de ağaçların dalları koca karpuza taşır mı hiç? Taşırmaz. Peki kavun ağaçta yetişir mi? Hayır. Tamam. Kavun ve karpuz ağaçta yetişmez. Burada bir de toprak düğmesi var. Yani yer. Kavun ve karpuz ağaçta yetişmezse bence balkabağı da kavuna karpuza benziyor. O zaman balkabağı da ağaçta yetişmez. Çok güzel bir akıl yürütme oldu bu Liko. O zaman kavun da, karpuz da, balkabağı da, toprak da, yani yerde yetişir diyorum. Ve düğmeye basıyorum. Başardık. Aferin size. Harikasın Liko. Hadi çabuk ol. Leli. Çıkışa mı? Gel Liko. Geliyorum. Yavaş Liko, yavaş. Ay. Ah Liko, yine mi? Özür dilerim Leli. Yetişemeyeceğim diye çok acele ettim de. Ay, hadi süre bitiyor. Bak bu panoda neler var. Ceviz, fındık ve fıstık. Fıstığa bayılırım. Ne komik bir adı var değil mi Leli? Fıstığa ben de bayılırım. Altı. Süre bitiyor Liko. Beş. Ay. Peki bunlar ağaçta mı yoksa yerde, toprakta mı yetişir? Galiba yerde yetişir. Yok yok, ağaçta. Ay, bilemedim. Dört. Sizce arkadaşlar? Üç. Ağaçta. Bence de o zaman ağaç düğmesine basalım bakalım, doğru mu? İki. Ay, ya değilse? Süre bitiyor, ben basıyorum. Ya yanlış bulduysak? Bir. Sıfır. İşte bulduk. Evet, bulduk bulduk. Sonunda buldunuz, harikasınız. Bayılıyorum. Ben de.
teşekkürler. Sizinle oyun oynamayı çok seviyorum. Bir sonraki oyunumuzda gene gelin, olur mu? Olur. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir, iki, üç, 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 bir, iki, üç. Durmak yok Pam. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Ama sabahtan beri jimnastik yapıyoruz. Daha sadece 10 dakika oldu. Ne çabuk yoruldun. Hadi hareket ediyoruz. Hadi. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Sabah spor'umuz tamamladık. Aman aman, bana spor falan deme bir daha. Sensiz spor olmaz. Güneş gitti. Kara bulutlar geldi. Yine buraya yağmur yağacak. Ay! Gök gürlüyor. Ne var bunda? Bulutlar birbirine çarpıyor. Bak böyle. Ama birden ses çıkmıyor. Hey! Yağmur yağıyor. Sırılsıklam olacağız. Bak! Ay, bu nasıl yağmur böyle? Sanki kovayla döküyorlar bize. Ne kadar ıslandım. Bak hele halime guak. Pat! Geçmiş. Biri bana mı sesleniyor? Pat! Pat! Pim bağırıyor. Ne oldu kardeşim? Çabuk söyle, ne oldu? Başladı yine panik Pam. Pim ne oldu? Brokoliler mahvoldu Pam. Mahvoldu. Kim? Kim? Pim kardeşim. Kardeş oldukları nasıl da belli. İkisi de bir telaş bir telaş. Bir de ne dediklerini anlayabilsek. Haklısın karga. Pim, Pam birazcık sakin olabilir misiniz? Nasıl sakin olalım? Neye telaş yapıyorsun şu anda Pam? Neye mi? Evet, neye? Pim'in ne dediğini anlamadık bile. Aman Allah'ım. Bizi sen ilgilen lütfen. Pim. Şimdi sen ağlamayı bırak da bize ne olduğunu anlat. Aniden yağmur başladı. Ben tarladaydım. Evet. O kadar çok yağıyordu ki yağmur suları sel olmuş tarlaya doğru geliyor. Anlaşıldı. Burada durarak bir şey çözemeyeceğiz. Tarlaya gidelim hemen. Gidelim. Sen ağla bana ağla. Zaten senin gözyaşlarından da sel olur yakında. İşte tarla burası. Vay canına, yemyeşil çiçekler. Çiçek değil onlar. Aa, evet çiçek değil. Mini minnacık yeşil ağaç bunlar. Hayır pisi, ağaç da değil. Sebze. Sebze mi? Bunların ismi brokoli. Ben de daha önce brokoli görmemiştim. Çok lezzetli görünüyor. Haklı çiftin yemekte kara karga. Ha? Kara karga haklı kardeşim. Brokoli çok lezzetlidir. Üstelik de çok faydalıdır. Ya. Tabii. İçinde 3 ayrı vitamin var. Bir de hani bazen hasta olunca antibiyotik içiyoruz ya. Ateşimiz çıkınca falan. Evet. Antibiyotik gibi bir sebze brokoli. Yani bunu yersek iletişmemize gerek kalmaz mı? Gerek kalmayabilir pisi. Brokoli ve diğer sebzeleri yiyerek vücudumuzu mikroplardan koruyabiliriz aslında. Size boşuna lezzetli görünüyor demedim ben guak. O zaman brokoliye hayatım hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Brokoli. Hayatım hoş geldin brokoli. Peki biz buraya niye geldik? Ay unuttum. Sel suları tarlaya kadar gelirse brokoliler suyun altında kalır. Ve onları toplayamayız ki. Eyvah! Onları yani yiyemeyiz öyle mi? Sana brokoli veren kim kara karga? Aşk olsun sana Pam. Tarlamızı kurtaralım hepimiz brokoli yeriz. Suların tarlaya girmesine engel olmamız gerekiyor. Ben geçerim tarlanın önüne. Dur derim sulara. Bu laftan anlar mı hiç Pam? Pam, kara karga, pisi. Lütfen bir çözüm bulun. Brokolisiz kalacağız. Kovalarla suyu taşısak?
Sel suyunu mu kovaya dolduracağız? Buna gücümüz yetmez ki. Su hem çok fazla hem de çok kuvvetli. Bizim ona gücümüz yetmez. Buldum. Bizim suyu durdurmaya gücümüz yetmez. Ama duvarın yeter. Akıllı pisicim, ne bulduğunu bize de anlatır mısın? Ben hiçbir şey anlamadım da. Tarlanın önüne suyun içeri girmesine engelleyecek bir duvar yapmamız gerek. Böylece sular duvara gelince tarlaya değil, tarlanın yanından geçip gider. Harika bir fikir. Anladım. Bu olağanüstü bir fikir. Duvarı nasıl yapacağız peki? Etrafımızdaki tahta parçalarını toplayıp yan yana getirip duvar yapacağız. Hadi tahta toplayalım. Tek tek parçaları birleştirelim şimdi. Ben bunu tutuyorum. Sen de getirir misin bir tane pil? Getirdim. Ya ama bunu nasıl birleştireceğiz? Kuat, sıkı tutun. Harikasın karga. Nasıl oldu? Kocadan bir işe yaradı. Çivi çakmak aklıma gelmemişti. Yağmur suyunda yüzüyoruz. Oh, her yanımız su içine aldı. Umarım iyi fikirdi ama önünde durma demedi kimse bana. Şikayet etmeyin. Hayatın tadını çıkarın. Ben çok eğleniyorum. Aslında ben de. Ben de. Hadi atlayın sepete. Neden bütün aksilikler beni bulmak zorunda? Huysuzsun da ondan. Ben mi huysuzum? Bilemedin kargıcığım. Sporu eksik yapıyor da ondan. Sabah sporda yaptığımız gibi zıpla. İşte sonra spor yapmanın bir faydası da. Duymuşsun pisi. Bundan sonra her sabah seninle spor yapacağım. Hadi hep birlikte brokoli yemeye. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Brokoliye mi? Mantara mı? Bibere mi? Evet doğru, brokoliye. Harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir brokoli çizin.